Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ghost of Dead. Bugün sizlerle Watch of Realms'te Guild War'da sezon 5'te saldırı taktikleri hakkında konuşacağız. Önceki videoda savunmalardan bahsetmiştik. Bazı riskli olan yerler vardı. Rakibimiz bu riskli olan yerlere karakterlerini koyduğu zaman bunlara karşı nasıl saldırı yapabiliriz? Bu karakterleri nasıl öldürebiliriz? Nasıl daha rahat bir şekilde kazanabiliriz? Bunları göstermeye çalışacağım. Bu videoda tabii rakibe karşı şu an savaşmayacağım arkadaşlar. Bu taktikleri size göstereceğim. Sonraki videoda ise bu taktiklerle birlikte rakibimize karşı savaşacağız. Bakalım win alabilecek miyiz? Öncelikle taktikleri nasıl gerçekleştireceğiz? Neler yapabiliriz? Onlardan bahsedeyim. Kendi guildimdeki bazı arkadaşların savunmalarında bunları sizlere göstereceğim. Öncelikle ilk savunmaya bakalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Elovin karakteri şu an riskli bir bölgede. Burada bombacılarla ya da Epic Fighter'larla Elovin karakterini öldürebiliyoruz. Burada arkadaşlar ben bombacılarla öldürmeyi tercih edeceğim. Yani ikinci sırada olsa yeterli olur. Healer'a gerek var mı? Yani healer'a pek gerek yok açıkçası. Evet, şu şekilde saldırdığımızda kazanırız diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar bombacılarla Elobin karakterini öldüreceğiz. Sonrası zaten kolay. Burada önemli olan kısım Pelagius'un ultisini almak. Ultisini almak için arkadaşlar öncelikle bir fighter yolluyorum. İkinci fighter'ı yollayacağım çünkü ultisi çabuk bir şekilde geliyor Pelagius'un ve Elovin olduğu için ikinci bir şekilde ulti atacaktır. Bu ikinci ulti attıktan sonra bombacıları yollayacağım. Burada ultisini atacak. Şöyle bombacıları yollayalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Elovin ölmüş oldu. Broker'ın da pasifini aldık. Burada Broker karakterini de öldüreceğiz. Evet, Broker karakteri de öldü. Burada böyle iki tane okçu oluyoruz. Artık platformdaki karakterleri de öldür. Rahat bir şekilde köpeklerle geçmiş olacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani riskli yerler yani gerçekten büyük bir sorun oluyor. Hani rakibiniz buralara karakter koyarsa rahat bir şekilde öldürüp geçebiliyorsunuz. Burada garanti olsun diye bir de bir tane kuş yollayalım. Gerçi direkt yolladığımızda geçeriz diye düşünüyorum. Çünkü Ayvar'ın zaten ultisi şu an yok. Öldüremeyecek. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bu şekilde rahat bir şekilde geçebildik. Onun dışında bir de şu ikincisi olmaya bakalım. Burada riskli olan bir yer gözükmüyor. Burada riskli olan bir yere karakter koyulmamış. Burayı geçer miyiz? Yani burayı da bombacılarla geçebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hatta bir deneyelim. Tabi burada itemleri şu an yok herhalde karakterlerin. Biraz düşük gözüküyor. Ama yine de bir denemek istiyorum. Örümcekler. Evet, bu şekilde öldürdükten sonra evet rahat bir şekilde geçeriz. Yeterli olur. Fakat itemleri olmadığı için yani biraz kolay olacak. Net bir şekilde belki gösteremeyeceğim.
Tabi burada Cyrus'un iskeleti olduğu için iki tane karakter alamam lazım. Çünkü burada arkadaşlar Boreas'ın ultisini almak istiyorum. Bir de Merin'in ultisini alacağız. Sonrasında zaten bombacıları yollayıp geçmeye çalışırız. Tabi burada Boreas'ın ultisinin bitmesi lazım. Merry o zamana kadar tekrar ulti atar mı? Büyük ihtimal atacaktır. Diğer ultisini de bekleyeceğiz. Evet, burada itemler yok. Yani itemler olmadığı için kolay bir şekilde geçilecektir zaten. Ama zaten demek istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Burada Merin'in ultisinin bitmesi lazım. Evet, bitti. Hani burada da arkadaş bombacılar böyle Araka'ya gelip patlıyor. Gördüğünüz gibi Merin ölüyor. Burada Boreas da öldü. Gerisi de kolay zaten. Hani köpekleri bile yolladığımızda geçeceğiz. Bir tek Araka'nın itemi var herhalde. Evet. Ya burada yani riskli olan bir bölgede karakter bulunmuyor. Fakat hani Araka'nın orada olması biraz kötü olmuş. Hani direkt bombacıları yolladığınızda çevresindeki tüm karakterleri öldürüyor. Hani oraya Araka koymak biraz sıkıntılı olmuş arkadaşlar. Evet, onun dışında şöyle devam edelim. Bir de güzel bir savunma vardı arkadaşımızda. Şöyle itemleri varsa. Evet, burada mesela arkadaşlar Merry mesela riskli bölgede, fakat Carnelian olduğu için Merry'yi öldürmek çok büyük bir sıkıntı oluyor. Bu gerçekten güzel bir savunma. Burayı nasıl geçeriz? Yani Arda'yı öldürmek lazım. Arda'yı nasıl öldüreceğiz derseniz arkadaşlar, bu fighterlarla öldürmeye çalışacağız. Onun dışında bir de healer almamız lazım. Örümcekleri alalım. Evet, bu şekilde şöyle yapalım. Tamam. Burada arkadaşlar Merin'in ultisine dikkat etmemiz gerekiyor. Burada Merin'i öldürmeye çalışmayacağım çünkü Carnelian karakteri var. Büyük bir sıkıntı yaratacak. Şimdi bu savunmanın kötü olan yanı arkadaşlar Ingrid'in modunu değiştirmesi, ultisini kullanarak. O sıkıntı oluyor. Birazdan anlarsınız. Şimdi burada Ingrid diğer moda geçecek. Single target moduna. Single target moduna geçtikten sonra arkadaşlar karakterleri rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada Arda'nın ultisinin biraz bitmesini bekleyeceğim. Evet, güzel. Yani burada mesela gördüğünüz gibi Carnelian arkadaşlar Merry'e de asistini verdiği için şu an Merry ölmeyecektir hiçbir şekilde. Burada ikinci yıla koyacağım. İlk yılların etkisi bittikten sonra. Evet, gördüğünüz gibi Arda'yı öldürmüş olduk. Merin'in ultisi bittikten sonra örümcekleri yollayacağım. Geçer miyiz?
Ölürüm örümcekler. Evet, güzel geçtik. Ya yani Arda öldükten sonra gerisi kolay oluyor zaten. Ya burada Ingrid'in arkadaşlar yani bu modunu değiştirmesi sıkıntı oluyor. O yüzden oraya koymak biraz sıkıntılı. Ya Carnelian olmasına rağmen hani Arda'yı rahat bir şekilde öldürebildik. Yani bu böyle bir savunmayla karşılaşırsanız hani bu şekilde geçebiliyorsunuz. Onun dışında burada arkadaşlar tekrardan gördüğünüz gibi Lili var. Lili'yi burada yine bombacılarla öldürebiliriz. Fakat Lili'nin pasifi var. O yüzden öncelikle Epic Fighter'ı yollayacağım. Epic Fighter'la o pasifini aldıktan sonra bombacıları yollayacağım. Sonrasında zaten geçeriz. Bombacılar nerede? Güzel. Bir daha bakalım. Sonrasında okçuları alalım böyle. Bir de bize healer lazım. Evet, güzel. Burada tekrardan Pelagos'un ultisini almak için tank yolladık. Sonrasında arkadaşlar Epic Fighter'ları yollayacağım. Hızlandıralım. Evet, burada Lili'nin pasifini alacağız zaten. Mumacıları yollayalım, yavaştan öldürelim. Yanlış yerde patladılar. Yani burada Regulus öldü saçma bir şekilde. Regulus zaten çok kötü bir tank arkadaşlar. Evet, yani gördüğünüz gibi rahat bir şekilde geçtik. Hani burada hem Regulus'u hem Lili'yi öldürdük. Tabii beklenmedik bir şekilde öldüler ama Regulus arkadaşlar çok kötü bir tank, onu söyleyeyim. Kullanmayın. Kullandırtmayın. Yani BP'ler de yüksek zaten. Hani itemler var karakterlerde. Ama Regulus'u arkadaşlar kullanmayın. Kimseyi de kullandırtmayın. Hani bu kadar kötü bir tank olamaz. Evet, onun dışında başka... Evet, BP'ler bayağı yüksek. Savunmalara baktığımızda yani burada... Evet, Carnelian var. Carnelian. Bunu nasıl öldürebiliriz? Yine Epic Fighter'ları yolladığımızda büyük ihtimalle Silas'ı öldürebileceğiz. Sonrası kolay gibi. Bir deneyelim. Değiştirmeyeceğim. Yine aynı şekilde deneyeceğim. Yani Carnelian riskli bir karakter. Ama deneyeceğiz arkadaşlar. Pelagos'un ultisi var.
Burada siyasi şu Carnegie'nin pasifini alırsak süper olur. Güzel. Burada bombacılar patlarsa. Evet, güzel. Silahsı öldü arkadaşlar. Gerisi artık kolay. Yani burada evet. Yani burada ekstradan bir okçu yerine örümcek ya da köpek almamız gerekiyordu. Onu unutmuşuz. Ama bakalım öldürebilecek miyiz Broker'ı? O var. Ha buradan. Ha bunu unutmuşum. Evet burada arkadaşlar Pelagios. Sıkıntılı bir yerdeydi. Onu unutmuşuz. Hatta bir daha bir deneyelim. Onu unutmuşum arkadaşlar. Yani Carnelian'ı görünce bir oraya pek dikkat etmedim. Ama onu şöyle bir göstereyim size. Burada tekrardan bir Epic Fighter kullanacağız. Gerek yok. Örümcekleri kullansak yeterli olacak. Evet burada arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim. Pelagios riskli bir bölgede. Tank aşağıda olduğu için direkt buraya Demon Soldier koyduğunuzda menzilli herhangi bir Demon Soldier. Okçu yani olması fark etmez. Kim varsa arkadaşlar direkt buradaki karakteri hasar alıp öldürebiliyor. Burada gördüğünüz gibi Pelagios ölecek zaten. Carnelian'ın herhangi bir şekilde pasifi çalışmayacak o zamana kadar. Ya burada gördüğünüz gibi öldükten sonra artık rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Üzerine bir de arkadaşlar Epic Fighter yollayacaksınız. Alana sar vuran. Sonrası kolay. Burada da silahı öldüreceğiz. Evet, burada da silah sordu artık. Burada da iki tane örümcek yolluyoruz. Rahat bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Evet, kolay bir savunma. Ya önceki videolarda bahsetmiştim arkadaşlar riskli olan yerleri. Bir de bu savunmaya bakalım. Yani bu çok kötü bir savunma arkadaşlar. Hani burada niye böyle bir savunma yapılmış? Arkadaşımız biraz yanlış yapmış. Onu sonrasında bir söyleriz arkadaşımıza. Burada kuş yolladığımızda zaten direkt geçeceğiz. Yani şuraya bir de şunu yollayalım. Tamam. Başka hiçbir şey kullanmaya gerek yok. Daha sadece epik kuşları yollasak yine geçeriz yani öyle. Şunu yollayalım direkt. Nerede yordu? Daha şunlarla geçelim biz. Evet, yani bayağı bir kolay oldu. Ardian'ın yeri zaten çok kötü orada. Tek başına orada kalması. Hani direkt ölüyor yani. Karakterin orada kalması anlamsız. Evet arkadaşlar, hani burada riskli olan yerlerde gördüğünüz gibi karakterleri hani oraya koyduğunuz zaman hemen ölebiliyorlar. Rahat bir şekilde öldürebiliyoruz. Hani rakipte de arkadaşlar böyle
rakibiniz varsa, bu şekilde dizilimler yapmışsa, karakterlerini bu şekilde yanlış yerlere koymuşsa rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Onun dışında ekstradan söyleyebilecek başka bir şey bulunmuyor. Sonraki videoda arkadaşlar saldırılarımızı yapacağız. Zaten Guild'de daha kimse saldırısını yapmadı. Gördüğünüz gibi daha 202 saldırımız var. Rakip bayağı bir saldırı gerçekleştirmiş. Onlara da bakacağız arkadaşlar. Hem kendi savunmalarımız ne kadar win almış, hem de arkadaşlar rakibe bu taktiklerle saldırıp kazanmaya çalışacağız. Onun dışında ekstradan başka bir şey bulunmuyor. Şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi oyunlar dilerim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım siz de bu taktiklerle güzel bir şekilde kazanabilirsiniz. Sizlerin de ekstradan başka taktikleriniz, yorumlarınız varsa yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Başka söyleyebilecek bir şey bulunmuyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.